Merhaba Derya Hanım, nasılsınız? Yarın Ünye'ye gidiyorum, iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bir film var, film çekmeye gidiyoruz. Bakalım ne olacak? Bir 15 gün oradayım şimdi. Kimler var efendim? Bir komedi filmi. Valla bir sürü insan var. Uğur Yücel var, Hülya Avşar var, Derya Baykal var. Var var, kalabalık kadroyuz. Uğur Bey dediniz de. Evet. Uğur Bey ile hala şey devam ediyor galiba değil mi? Evlilik bir açıklamanız vardı. O, doğru muydu o? Evet. Ne yapacağız? Ya ayrıldık ama boşanmadık. Evet. Neden, özel bir sebebi var mı yani? Yok. Ya bak şey, biz pek ilgilenmiyoruz yani o konuyla, o yüzden. Ama resmi olarak şu anda evliyiz resmi olarak. Evet. Uğur Bey dediniz, o yüzden böyle bir soru sorduk size, o yüzden. Evet. Onun dışında neler yapıyorsunuz? Her şey anlamadım. Ne yapalım, işte okullar var. Benim akademik şeyim var. Hocalık yapıyorum üniversitelerde falan filan. İşte ne gelirse yapıyoruz. Dizi geliyor, dizi çekiyoruz falan filan yani. Genç oyuncuları nasıl buluyorsunuz? Çok yetenekli. Valla işte her zamanki gibi yetenekli olanlar da var, yeteneksiz olanlar da var. Vasat yetenekliler de var. Ama artık biraz da bir devir değişmeye başladı. Yani biraz galiba disiplin azalıyor artık. Şeyler herhalde bu internetin yoğun şeyiyle. Dikkat dağınıklığı problemleri falan filan. Yeni bir nesil, yapay zeka çağı. Ne yapalım? Bizim de artık zamanımız geçiyor. Yerimizi yapay zeka alacak, yapacak hiçbir şey yok. Yani oyunculuk camiasında yani yetiştirdiğiniz birileri var mı bizim bilmediğimiz? Var tabii, çok var. İsim söylesek. Saymakla bitmez. Saymakla bitmez. Bodrum'a gidebiliriz mi normalde? Dün geldim. Bodrum'da görüyoruz her zaman, o yüzden. Dün geldim Bodrum'dan. Ama işte her zaman konuşuluyor ya, yarı yarıya dolu falan. Yani biraz ekonomik problemler herhalde. Fiyatlar yüksek. Fiyatlar yüksek, o yüzden. Siz ne diyorsunuz fiyatlara? Ama ne diyeceğim fiyatlara? Korkunç tabii ki. Yani ne diyebilirim? Normal bütçeli insanlardansanız zengin. Yani bütçesi olan insanları da zorlayacak bir seviyeye gelmiş. Valla bütçesi olan insanlar hiçbir zaman zorlanmazlar. Çünkü onların şey, hayat fiyatı yükseldikçe maaşlar da yükseliyor. O yüzden onlara bir şey. Ama tabii ki yani memurlar, emekliler falan gerçekten. Siz çok harcar mısınız tatilde? Böyle harcamanıza bir kalın. Harcarım. Ne en çok harcarsınız? Yemek. Ama gideyim artık, beni buldunuz. Sor. Kimseyi bulamadım. Siz bana soruyorsunuz. Hülya Hanım bir açıklama yaptı, Hülya Koç'un. Ne dedi? Estetik sinema oyuncuları yaptırmasın dedi. Doğru, çok katılıyorum. Ama genç oyuncular herkes özgürdür, yaptırsın diye. Hepsinden aynı cevap geliyor. Tabii ki canım. Yani bu şimdi aslında biraz eski bir bilgi oluyor. Yani eskiden sinema oyuncuları dizi de yapmazlardı. Çünkü hani sinema kariyeri gibi. Ama şimdi her bütün değerler değişti. Tam tersi, dizi de yapın, sinemada yapın. İşte her şey yaparsanız o kadar çok talebiniz artıyor. Biraz şey, o yani bizim zamanımızda biraz öyleydi. Şimdi artık biraz popülerlik farklı yerlere geldi. Biliyorsunuz işte TikTok'lar, şunlar. Yani ne kadar görüyorsa seyirci oyuncuyu, o kadar şey yapıyor. Limitleri kaybolur mu efendim? Yani sinemacı yaptırmaması lazım. Kaybolur tabii. Bir de biraz şeye doğru dönüyoruz. Uzay çağına doğru. Yavaş yavaş yani. Peki çocuklar, çok teşekkür ederim. Ama artık yeter. Siz magazini sevmiyorsunuz ama. Yani ama bu röportaj yayınlanınca bunu soracaklar. Neden oldu? Neyi? Biz Uğur Bey'le boşanmadık. Yani sebebi nedir yani? Ama şimdi her dakika bunu sorarsanız yani, olmaz. Hani evliliklerde maddi şeyler oluyor. Onlar mı alakalı? Teşekkür ederiz. Sağ olun.